Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosu yine karşınızdayım arkadaşlar. Kanalıma öncelikle ilk defa izleyenler hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızda arkadaşlar OSM adına her şey var. Bir de şöyle bir şey yaptım. Hamza yazı soruları diye kendim uydurduğum sorular. Makara muhabbet olsun diye, böyle değişik bir replik olsun diye yaptım. Siz bunun altına böyle küfürlü değil de, hani küfürlü şekilde değil de, değişik sorular olabilir, günlük hayattan sorular olabilir. Böyle makara yapılacak şeyler yazın. Sizin adınızı belirterek ikincisini de çekeceğim arkadaşlar. Bu birinci bölümdü. Tepkiler güzel. Daha da geliştireceğim inşallah. İlk acemilik olur arkadaşlar. Her şey. İşte bu OSM'de de acemiydik. Şimdi zirveye doğru ilerliyoruz görüyorsunuz. YouTube kanalı olarak. 6750, son 750 abonemiz kaldı. 7500'e sonra 10.000'e yelken açacağız. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoyu izleyin. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşunuza gitti gitmedi mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şu eksik, bu iyi, böyle güzel. Neyse yani net olun. Olmamış, olmuş. Nasıl izlediğinizde ne tepki veriyorsanız onu lütfen yazın. Merak ediyorum sizlerden. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, söz verdiğim bir taktik vardı. 6-3-1 arkadaşlar. Kardeşimiz Doğukan için. Doğukan'dı galiba, yanlış hatırlıyorsam. Doğukan için 6-3-1. Ya da yanlış hatırlıyorsam da özür dilerim. Kusura bakmasın arkadaşımız. Neyse, burada adamlar dedeymiş. Antrenmanı değilken yapalım. Aynen bu olan. Çünkü biz defansifimiz 100 olmalı. B değildi. B çünkü daha ofansife kaçıyor. Yani bir tık ofansife kaçıyor. Bize bu lazım arkadaşlar. 6-3-1-A. Unutmayın. Burada en iyi forvetimizi ileri koyacağız. Ofansif orta sahamız olmalı. Koyduk oraya. Ya da ofansif orta sahamız yoksa eğer SLK yazan ya da SGK yazanı koyacaktık. Ama orijinalde ofansif orta sahamız olduğu için koyduk. Yine burada OS'lar varsa OS koyacağız. Varmış. Tamam. İki tane OS'ları sağa sola koyduk. Şimdi bak, elinde diyelim ki böyle bir kadro var. Burada tabii ki SLK yazan daha üstün olduğu için 5 rank var. Tabii ki bunu alacağız arkadaşlar. Böyle koyalım. Sol kanatta olduğu için bu şekilde dizilimimizi yapacağız. Stoperlerden böyle hücumu bir tık yüksek olanı buraya koyacağız. Ama benim de yeterli stoper olmadığı için ben orijinal yerlerini koyayım. Şöyle buraya da kafa karışmasın hadi. Şöyle stoperlerimizi yerleştirelim. Sen daha göbeğe. Bu şekilde. Bura hücumu yüksek olanlardan biri de burada olacak arkadaşlar. Ya da daha doğrusu defansı hücumu daha düşük olanı koyarsanız burada libero, biz bunu libero tarzı kullanacağımız için hücumu da bir tık iyi olmalı. Buraya hücum yüksek olan bir tane oyuncuyu mesela stoperlerde var. İşte atıyorum. Özür dilerim. Kuşlar bile korktu. Ateş ettim yemin ederim. Pardon arkadaşlar. Biraz istem dışı oldu. Camlar açık herhalde, etkilendik. Neyse. Evet. Kalecimizi de koyduk. Şimdi gelelim içeriklere arkadaşlar. Bakalım içeriklerimiz nasıl olacak. Tabii ki kontratak oynayacağız. Forvetimiz ileride olacak. Orta sahamız defansa yardım. Defansımız da sabit olmalı. Bu şekilde formasyonumuz. Özel arkadaşlarım için söylüyorum. 6-3-1-A. Kontratak, forvet ileri, orta saha, defansa destek, defansa sabit. Alan markajı kesinlikle offside, neyle gelirse gelsin rakip kapalı olacak. Mücadelemiz kıpkırmızı hakemde agresif, diğerlerinde çok agresif olmalı. Ki rakip zaten güçlü olacağı için ona karşı direnmek açısından daha yüksek şanslı olacağız. Hatta çok önemli bir maçsa siz de riske atın, çok agresif oynayın. Kritik maçsa, çok çok güçlü bir rakipse, 15-20 rankı kadar dayanan rakipler oluyor. Kıpkırmızı hakem de çok agresif olarak. Kaleciniz kırmızı yemezse kolay kolay sıkıntıya düşmezsiniz arkadaşlar. Yine bu da aklınızda olsun. En azından bütüğü olsun sizlere de. Stilimiz arkadaşlar şöyle. 38 geride karşıla. Yine burada 19 otobüs park et. 20 yapmayın çünkü güçlü rakiplere karşı sunacağım taktik arkadaşlar. Kontra atakta çok hızlı çıkmamız lazım arkadaşlar. Onu da şöyle 79'da sabit diyelim. Çok hızlı kontra atak yapmak için. Bunu kimlere karşı kullanacağız onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi zaten az çok taktik yapanlar bilir şu formasyonun ne demek olduğunu. Şu özellikle, yani buralar 6-3-1 neye yarar herkes biliyor arkadaşlar. Bunu ofansif olarak kullanan varsa da helal olsun.
Yani bazen görüyoruz 6-3-1 kanatları kullanan da pasta oyunu oynayan fantezi yapan var ama yani bilmiyorum, bize denk gelen pek olmadı, yenen diyelim. Evet arkadaşlar, ev sahibiyiz. Güçlü şey, rakip eşitiz. Ofansif geliyor, yapabilirsin. Defansif geliyor, yapabilirsin. Bak eşitte söylüyorum. Rakip 15-20 ranka kadar yüksek. Ofansif geliyor, yapıştır. Defansif geliyor, yapıştır. Direnecek taktiklerden biri de bu arkadaşlar. Güçlü rakiplerinizi bayağı direnir. Kontra takıda güzel bir golcü ve ofansif orta sahada da bu iş gole bile döner. Dediğimiz gibi zaten çok güçlü rakip. 15-20 rank arası rakipler. Önce beraberlik olursa galibiyet mis gibi olur arkadaşlar. Ev sahibiyken eşit ve düşük olduğumuz tüm rakipleri yapabilirsiniz. Bir tık, iki tık yüksek olduğumuz rakipler varsa ben tavsiye etmiyorum ama kritik maç çok korkak oynayanlar var maalesef. Ben kafa atıyorum. Yenilirsem yenilirim ya. Benim için kritik maç yok. Benim için her maç, şampiyon olsam bile her maç kritik. Her maça ben galibiyet parolasıyla çıkıyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim. Deplasmandayız. Eşitiz. Ofansif geliyor, yapıştır. Deplasmandayız. Rakip 10-15 ranka kadar yüksek. Rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Gol ve goller bulabilir. Direnir. Rakip çünkü ofansif oynayacak. Bakın son zamanlarda gelen güncel levellerde özellikle benim o vermiş olduğum 4-3 antideki 4-5-1 hariç şuradaki. Buradaki 4-5-1 hariç. Bak şöyle kafanıza canlandırın. 4-2-3-1'leriniz, 4-5-1'leriniz, 4-3 A'lara, B'lere patates oluyor. Çok sağlam formasyon olanlara lafım yok. Biraz daha bu konularda kontratak olayını 4-3-3'lere karşı uygulayın arkadaşlar. Emin olun verimi daha yüksek olacaktır. Bunun da altını çizelim, yine size dipnot olsun arkadaşlar. Şimdi rakipten 4-5 rank üstünsek bunu yapma artık. 4-2-3-1'e geç. 5-3-2'ye geç. 4-3-3'e geç. Yani güçlü, yani şu taktiği kullanırsan güçlü bir kadron olacağını zannetmiyorum. O yüzden dikkat etmek lazım. Mesela bak, biz bugün adam bana gizli antrenman attı, kamp da atacak zannettim. Ben o yüzden, yoksa ben bilirsiniz beni, direkt kafa atardım buna. Ben buna mecburen 4-5-1 çıktım. Bayağı da ezdim. Bana gizli attı. Hani kamp atar diye 4-5-1 kurdum ben. Kurma atmamış. Ezerek galibiyetimizi almışız. Gördüğünüz gibi iki tane şut atabilmiş. Burada tam da denk gelmiş. Ben burada şu 4-3-3 antiyi kullandım arkadaşlar. 4-5-1 olduğunu görüyorsunuz. %62 ile ev sahibi olduğumuzda adam iki şut atabilmiş. Patates etmiş resmen. Bu şekilde de aklınız olsun. Özellikle kamp atanlara karşı da kullanılabilir arkadaşlar. Burada listede şöyle sağa sola bakalım. Tanıdıklar mı? Geçen sefer yarı finalde kendi ekip arkadaşım denk gelmişti. Evet, bu sefer bir ekip arkadaşım görünmüyor. Güzel. Diğer tanıdıklar fark etmez ama ekip arkadaşım gelmesin lütfen. Gerisi hikaye. Evet. Şimdi rakibe karşı yapacağınız taktikler her zaman önemli arkadaşlar. Yani siz burada taktiğinizi güzel ayarlamazsanız, rakibinizi güzel süzmezseniz, analiz atmazsanız her zaman 1-0 geride başlarsınız. Bak adamı ben 2-0 yendim. Attım analistimi. Ne zaman gelecek? 34 dakika. Bu elimde bir veri. Verileri arkadaşlar kullanın. Siz zannediyorsunuz ki hani sizi kimse yenemiyor. Herkesi yeneceksiniz. Böyle zannediyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Ben taktik sunan biriyim. Formasyonlar yaparak taktiklerini geliştiren biriyim. Ben bile arkadaşlar yani bildiğin 50 kere düşünerek taktik yapıyorum. Çünkü rakiplerin formasyonu çok iyi oluyor. Süzmeden yapmayın lütfen. Atlamayın, patlamayın dediğim olay da o. Mutlaka taktikleri dinleyin ki siz faydasını görün. Sizler faydalanın diye zaten bu taktikler var. Zaten ben taktiği biliyorum arkadaşım yani. Benim sunduğum taktik bana zaten fayda sağlıyor ki sana da sağlasın diye sunuyorum. İnşallah yani birileri dinleyip de faydalanıyordur. 3 maçta 5 gol adeyim ya, harbi Dortmund'a da gitti. Sıkıntı oldu, artık onu da alamayacağız ama Haaland'ın İngiltere'ye gitmesi bir tık güzel oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmadan şu videoya yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Bir dahaki şeyde isim vererek, hatta keserek o soruyu, direkt yayınlayarak makara muhabbet edeceğiz. Hadi, sizleri seviyorum, bekliyorum.